Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Çok şükür sen Sağ ol ben de iyiyim. Ee, yine bir araya geldik. Evet 3 ay, evet. Üç aylık bir aradan sonra. Kesinlikle. 3 <laughs> ay önce bir video çekmiştik. Evet. O videoyu işte kısa bir gösterelim. <laughs> <laughs> tamam gösterelim. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Selamlar arkadaşlar. Merhabalar diyelim e, her birinize. Şimdi... 3 önce demiştik evet. ki e, Japon Otomobilciler Derneği olarak Jot Stüdyo'yu kuruyoruz. Evet. E, ve artık Sosyal medyada içerik üretmek anlamında da profesyonel bir şekilde sevenlerimizle bizim faydalı gördüğümüz ya da onların merak ettiği sorulara yanıt vereceğiz. Eğlenceli içerikler. Son iki aydır aslında ince ince başlamıştık biz evet. bunu. E, Instagram ve e, YouTube kanallarımızda çok kısa kesitlerle Reels <laughs> ve Shorts olarak paylaşmaya başladık. Şimdi bunu stüdyo ortamına taşıdık bugün. Evet bugün... O zaman neler yapacağız? Bunu mu konuşacağız? Bugün neler yapacağız? Neler yaptık kısmını zaten çok kısa süreliğine başlamıştık ama daha çok neler yapacağımıza dair. Süper. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Evet, Jot Studio dedik. Evet. Jot Studio içeriklerine devam edecek mi? Yeni başladık. Biraz gecikmeli oldu ama hı hı. hızlanarak devam edecek. Evet. Tek seferde bunları hepsini basıp insanları boğmak da istemiyoruz. Evet. yüzden kademeli olarak bir oradan bir buradan şeklinde Biraz da merak uyandırmak istiyoruz çünkü. Bu şekilde projelerimizi tek tek faaliyetle alacağız. Peki şimdi e, otomobil kullanıcılarını ilgilendiren mevzuatlar var. Herkesin bildiği evet. mevzuatlar bunlar. Ama ara ara hatırlatmasına fayda gördüğümüz içerikler. E, bu içeriklere devam edecek misin? Kesinlikle devam edeceğiz. E, Muhammed kardeşimizle çekmeye <laughs> <laughs> devam edecek. E, çok da güzel ilginç bilgiler alıyoruz. Hı hı. Ve Doğan Kabak hı hı. bir video paylaştı. Sen de evet. görün onu. Bir, aynı anda birbirimize <laughs> baktığımızda oldu evet, yani. Aynen, Sinyal kesinlikle. kolu. Evet, evet sinyal kullan. Evet. Ne işe ee, maalesef ne? insanlarımız bunu kullanmıyor. Çok Hı -hı. sihirli bir Hı -hı. icatmış gibi değerlendiriyoruz. Ee, ama e, bilmediğimiz birçok şey var. Hı -hı. the makine buğranı yine modifiye neden yasak? Yasaksa evet. niye o zaman parçaları getiriyorlar? Mesela o video Kısmındaki çok videosu çok beni çok etkilemişti. Video Benim de görmediğim, bilmediğim bir şeydi. İzlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet hatta orada e, soru şeydi, hani madem yasak Bunlar neden satılıyor evet. net bir şekilde 15 saniye içerisinde videonun içerisinde içerisinde bilginin verildiği bir video evet, faydalı yani Hı -hı. demem o ki biz bu içeriklere devam edeceğiz bildiğimiz e... ya da bildiğimizi sandığımız ya da evet bildiğimiz bazen sandığımız. biz de yapabiliyoruz aslında bildiğimiz fakat yanlış bildiğimiz kısımları biz de bu konuları araştırarak öğreniyoruz. Yani. Süper ve bunu da paylaşmaya devam evet, edeceğiz Kesinlikle. peki o zaman ikinci soruya geçiyoruz faydalı bilgiler serisi var mevzuatlar var daha fazla içerik olacak mı? Yani farklı içerikler olacak mı? Ee... Faydalı bilgiler olabilir mesela. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz mevzuatlarla ben ilgileniyorum. E, faydalı bilgilerle Muhammed ilgileniyor. Bunun haricinde başka böyle. Sürprizler var mı? Tabii ki var. var. İstersen yani. sen devam et bunlara. Peki o zaman şimdi biz Jot Stüdyo'nun içerisinde mevcuttaki içeriklerimizin üzerine ilave e, neler olacak? Bunlardan çok kısa bahsedelim. Tamam. Garaj ziyaretleri. Şimdi ben bir yandan da notlarıma bakıyorum. Böyle evet. bir liste var. E, hepsini bu arada burada paylaşamayacağız. E, uzunca bir liste. Çünkü... Bir kısmını. Evet bir biraz kısmını Biraz her şeyi sefer gerekiyor. tüketmek istemiyoruz. Evet. Garaj ziyaretleri. Garaj ziyaretlerinden kastımız... Nedir? Şimdi camianın çok içerisindesin. Çok da fazlaca network'ün var. Neye hedefliyoruz? Ne yapacağız? Çok kısa böyle detay Ya bu insanları zaten bilen biliyor. O aracı sahip olan bir insan zaten o garaja gitmek zorunda. Türkiye'de yaşıyorsa oraya gidecek. Biz buradaki olayımız bunları e, diğer insanlara tanıtmak. Hı hı. Aa evet, bir dakika böyle de bir garaj Dün almış, mesela bir iftar organizasyonumuz vardı. Evet. E, turbo takmış, güçlendirilmiş bir Lancer'ımız vardı. Ama bu araba artık bir Lancer değil. Evo motoru takılmış. Evet. Bunu X bir usta yapamaz. Hı hı. Onun için Evo'ya bakan, Subaru'ya bakan hı. deneyimli hı. ustalarımıza onları yönlendireceğiz. Bunu arkadaşımız da bilmiyor. Bu sayede onlar da bu işlerin kime yapıldığını görmüş bu olacak. Bu şey sanayi günlükleriyle kesişmiyor. Garaj dediğimiz daha böyle Uber, görmeyi merak biraz daha elit, görmeye hı. değer şeklinde yani hı. daha çok üst segment hı -hı, insanların hı -hı. ve üç segment araçların hı -hı. tercih ettiği hı -hı. garajlar diyebiliriz. Yani. Peki süper. O zaman üçüncü konumuza geçiyoruz. İkonik Japon araçlarımızın detay çekimleri olacak. Dış mekan çekimleri. Evet. Biraz Şimdi... sohbet biraz hı -hı. araba. İkisini harmanlayıp hı -hı. E, güzel bir konsepte sunmak istiyoruz. İkonik diyoruz. İkonik'ten kastımız. Ee, günlük kullanımda trafikte görebileceğimiz Japon araçlarının Bil, dışındaki. Daha çok koleksiyonerlerin hı hı. kendi garajlarında e, insanları aslında göstermedi, çıkarmadı, kullanmadı. Ve bunlar. üzerine emek harcadıkları. Kesinlikle. Arka planda onlar çünkü kendi özel hayatında, hı. kendi hı. özel dünyasında. Peki. Buradan JDM'e doğru gidiyoruz o zaman. Tabii geçelim. Evet. Peki. <laughs> Süper. Ee, peki. Dördüncü başlığımıza geçiyoruz o zaman. <laughs> Çeşitli karşılaştırma videoları. Burada detay vermemeliyiz. Ben çok ısrar gibi. ettim. <laughs> Anlatalım dedim ama Muhammet'i ikna edemedim. Yani, neden? Ee, Ona da ben biraz açıklık getireyim. Ee, lütfen yanlış anlamayın. Ee, kesinlikle bilgi paylaştıkça çoğalır. Ee, ama biz bu içeriğin e, buluş sahibi olarak bunu başlatmalıyız. Dijital bir imza atmalıyız ki... Evet. Önce ya, biz yapalım o zaman. Evet. Daha sonrasında yapan arkadaşlarımız olursa muhakkak kesinlikle yapılacak ee, ama en azından hani biz başlatmış olalım biz liderlik evet. yapmış olalım diye bu konuda çok detay veremiyoruz ama çeşitli karşılaştırma videolarından kastımız günlük olarak trafikte gördüğümüz Japon araçlar dahil evet. ikonik araçlarında bir e, e, tamam, <gülüyor> <gülüyor> tamamını böyle kapsayan çok farklı bir konsept olacak tamam. e, çok hoşunuza gideceğini düşünüyoruz. Diyelim bunu da böylelikle geçelim. Tatlı kısmına geçebilir miyiz? <laughs> Peki benim burada böyle uzunca listenin içerisinde bir tane daha sorum olacak. İkonik yüzlerin yani bu influencer olabilir Evet. ya da camia tarafından bilinen tanındık Hı -hı. isimler olabilir. Araç sahibi olabilir ya da YouTube kanalı olan, blog sahibi olan, Hı -hı. blogger olan kişilerin ziyaretleri ve sohbet röportajları. Burada neyi amaçlıyorsun içerik sahibi olarak? <laughs> yani hep aynı şeyi söylüyoruz ama bu insanlar çok sık kamera karşısında evet geçiyor hı hı. ama birisi de misafir olmuyor. Hı hı. Biz de onları daha çok misafir edip e, biraz dokunmalarını sağlayacağız camiamıza. Peki son olarak da e, bizim etkileşim içerisinde bulunduğumuz düzenlediğimiz festivaller e, ya da yaptığımız etkinliklerde bizlere destek olan e, bizim paydaşlarımız var. E, bu paydaş firmaların ziyaretleri, mekanlarında onların göstermek istedikleri kısımlar var. Bununla ilgili ilk e, görüşmemiz Motül firmasıyla gerçekleşti. Hanım'a e da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için, bizi kırmadığı için. Motül Türkiye'yi ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Biraz kapılarını açmış olacağız. O zaman şey gibi, hani böyle küçük çaptan ziyade böyle büyük merak edilen firmalardan yani firmalarından... küçükken büyüye, kurumsal Hı -hı. ve ticari esnaf sınıflarını Hı -hı. artık kim giriyorsa bütün bağlantılarımızı sonuna kadar açacağız. O zaman buradan şu mesajı vermemizde herhangi bir engel görmüyorum. Ee, şimdi biz burada içeriklerin bazılarını sıraladık. Ve dedi ki ikonik Japon araçların detay dış çekimleri olacak. Evet. Ee, burada o zaman görülmek istenilen araçlar bize yorumlar kısmında ya da direkt mesajla iletilirse... yorumdan gelirse bence daha iyi olur. Yani. Yorumlar... Kim yazdığında herkes görmüş olur. İnsanların yorumlar talepine... kısmına gelen Hı -hı. araçların çekimleri olacak. İkonik yüzler içerisinde kimi ziyaret etmemiz ve neyi sormamızı istiyorsanız, bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Bizim bilmediğimiz çok şey var. Evet. Bizim görmediğimiz çok kişi Kesinlikle. var. Evet. Kişilerin araçları var ve bunlar Japon. Hı hı. Bir arkadaşımız DM'den hı. yazıyor mesela, işte şöyle bir araç var, şöyle bir kişi hı hı. var, bunu davet ettiniz mi? Tanımıyorum, hani bilmiyorum. Evet Bilmediğimiz süreçleri yönetemeyiz. Hı hı. Onun için bizimle paylaşırsınız. Biz de o kişilere ulaşıp size inşallah buluşturabiliriz. Buluşturmuş evet. olacağız. Peki şimdi 3 ay önce bir stüdyo oluşturma... Hayalimiz vardı başlatmıştık e, fakat burada bazı masraflarımız oluyor. Uh -huh. Masraflarımızı insanlara... 3 aylık ya... periyotta tamamladık. <laughs> Çok bir hızlı ölçekten. şekilde <laughs> tamamlamış olduk diyelim. Evet şimdi bunun sonrasında o zaman e, içerik üretmek noktasında herhangi Hı. bir sorunumuz yok. yok. E, ve biz bunu düzenli bir halde e, paylaşacağız. İnsanlara devam ediyoruz. Bunu edeceğiz. niye söyleme gereği hissettim e, arkadaşlar? paylaşılmasını istediğiniz ya da oluşturulmasını istediğiniz içerikler olursa lütfen bunları bizimle paylaşın diyelim. Benim e, bu giriş videomuzla ilgili aktaracağım, söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi aklıma Senin. geldi yani. Hah, ne abi? Şimdi biz bu işi e, nasıl diyelim? Meslek erbaplarından öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> yani yola çıktığımız arkadaşlarımız var. E, onları da aslında misafir alabiliriz. Uh -huh. Örnek veriyorum. Kadir kardeşimiz geçen uh -huh. gün yazmıştı evet. Facebook'tan. Onunla başlayabiliriz. Yusuf e, Kasis Mezdi'ye Ahmet. Hı -hı. Yola çıktığımız insanlar bunlar. O zaman şey var. High Compression var. Tamam onlar da sonraki. <laughs> Hakan, Hoka. Tamam, onlar bırak, sonraki. Bırak, sonra Yola çıktığımız bırak. insanlarla başlayabiliriz. Burada misafir edebiliriz. Hı -hı. Daha iyi şartlarda çekim yapıp. Peki bu. şimdi bu o zaman bir soru daha Hı -hı. getiriyor benim aklıma. Muhakkak sorulacaktır bu. Şimdi sadece video editi yapan ya da video çeken içerik üreten kişiler mi davetlimiz olacak? Yoksa ilerleyen dönemlerde farklı yüzleri de Konuk olarak alacak mıyız? Tabii ki alacağız. Onun için anlatmadığımız <laughs> kısımlar bunlar arkadaşlar. Bilerek soruyorum bunlar. Çünkü evet. evet. anlatmamamız evet. gerekiyor şu anda. İçerikleri oluşturdukça evet. paylaşacağız. Hı -hı. Peki benim aktaracaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim <laughs> kıymetli vaktinizle yazdığınız için. estağfurullah. Siz kıymetli vaktinizi ayırdınız. Ve en önemlisi sen. Ee, bizi izleyen arkadaşımız, dostumuz. Sen kıymetli vaktini izledin. Ve videoyu buraya kadar e, izlemiş oldun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.